STV ekranlarından, haberin merkezinden mutlu akşamlar. STV ana haberde günün ve gündemin getirdiği başlıklarla sizlerle birlikteyiz efendim. Evet, Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle 41 maden işçimiz hayatını kaybetmişti. Türkiye'ye yasa boğan hadise nedeniyle DİSK, KESK, TUMOP ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası tarafından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada yaşanan kaza ile ilgili ihmalkarlık olduğu dile getirildi ve bu tip kazaların önlenebilir olduğu belirtildi. Eskişehir'de sivil toplum kuruluşları Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle bir araya gelerek ortak açıklama yaptı. DİSK, KESK, TUMOP, Eskişehir Bilecik Tabip Odası yaptıkları ortak açıklamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Türkiye'ye baş sağlığı diledi. Açıklamada ayrıca maden ocağı ile ilgili yapılan incelemelerde birçok sorunun olduğuna dikkat çekildi. Madencilik barındırdığı tehlikeler nedeniyle bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren en tehlikeli iş koludur. İncelemeler sonucunda maden kazalarının teknik, sosyal, ekonomik, eğitim, planlama ve denetim sorunları gibi pek çok nedeni olduğu görülmektedir. Siyasetin bürokrasiye müdahalesi sonucu oluşan kadrolaşma, liyakatsız atamalar ve mühendislerin yetki ve sorumluluklarının yeterli ve doğru belirlenmemiş olması yukarıda sıralanan sayısız sorunun neden olmuş ve ne yazık ki bu facia meydana gelmiştir. Bu tip kazaların önlenebilir nitelikte olduğunu dile getiren Maden Mühendisleri Odası Eskişehir temsilcisi Gamze Yaş, önlenebilir başlıkları şu şekilde sıraladı. Madencilik, bilim ve teknolojisi grözu patlamalarını önleyecek bilgi birikimine ve deneyimine sahiptir. Bu nedenle bu tip kazalar önlenebilir niteliktedir. Bu değerlendirmeler ışığında görüş ve önerilerimiz şu şekildedir. Bilim ve tekniğin gereklerini uygulamak yerine yaşanan kayıpları kader ve fıtrat anlayışıyla açıklamak, bu tür kayıpların gelecekte de yaşanacağını düşündürmektedir. TTK gibi kamu kurumları her türlü siyasi baskıdan arındırılarak madencilik işletme kurallarına göre yönetilmelidir. Madencilik sektöründe acil durum planı ve risk haritaları her kurum, işletme ve bütün iş yerleri için ayrı planlanmalı ve uygulanmalıdır. Metan yoğunluğu olan Zonguldak, Soma, Tunçbilek gibi havzalarda üretim planlaması aşamasında öncelikle metan drenajının her türlü ekonomik kaygıdan uzak bir şekilde dünya örneklerinde olduğu gibi yapılması, bölgenin olabildiğince metansızlaştırılması sonrasında hazırlık ve üretim çalışmalarına başlanılması gerekmektedir. Yeraltı kömür madenciliği bir kültürdür. Şehrimizde düzenlenen JCI Liderler Zirvesi tamamlandı değerli izleyenler. Zirvenin ikinci gününde ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı katılımcılara deneyimlerini aktardı. Ortaylı ayrıca Eskişehir'den de övgüyle bahsetti. İyi biliyorsunuz. Eskişehir Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. JCI Türkiye Güz Zirvesi ikinci günde ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı'yı ağırladı. Mensup oldukları ailenin Ortaylı katılımcılara deneyimlerini aktarırken Eskişehir'den bahsetmeyi de ihmal etmedi. Kentte kültür ve sanatın öne çıktığını ve Türkiye'nin dört bir yanından Eskişehir'e büyük bir ilginin olduğunu söyleyen Ortaylı, özellikle üniversite şehri olarak öne çıkan Eskişehir'in kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Bugün Ankara'dan ve İstanbul'dan bile insanlar buraya geliyorlar. Ankara'da artık operaya bilet bulunmuyor. Çünkü kadrolar genişletilmedi. Kültürsüz Bakanlığı dikkat etmiyor bu işlere, kadroları genişletmiyor. Ve bina yapmıyor yeterince. Çok eski operada otururuz, öyle opera olmaz. Ama burada var, buraya geliyor insanlar onun için. İstanbul'da böyle bir şey çok nadir. Hala doğrudur, salon yok. Onun için buraya geliyor. Bu hiçbir yerde yok. Böyle bir üniversite yok. Yani ucuza gidip kafede oturacağın emniyet içinde, kütüphaneye gideceğin, akşam tiyatroya bilmem nereye gideceğin bir üniversite şehri yok. Binaenaleyh soru soruldu. Şimdi üniversite gençliğine ne tavsiye edeyim? Hiçbir şey etmiyorum. Etrafınızda sizin için olan nimetlerden istifade etmenizi tavsiye ediyorum. Bu kadar açık.
Bu hiçbir yerde yok ve talihlisiniz. Bunun kıymetini bilin. Bilmezseniz yarın bir gün yok edildiği zaman hava alırsınız. Öte yandan İlber Ortaylı'nın sunumu sonrası JCI Eskişehir Başkanı Oytun Süllü, ünlü tarihçiye katkılarından dolayı plaket takdim etti. Ben sahneye davet ediyorum kendisini de. Güz zirvesi kapanış galasıyla ise son buldu. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman STV'de yayımlanan Ekstra Gündem programına konuk oldu. Değerli izleyenler, Karaduman Saadet Partisi olarak Eskişehir'e önem verdiklerinin altını çizdi. İhtiyacı hissetti. Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman Ekstra Gündem programında gazeteci Arif Ambar'ın sorularını yanıtladı. Saadet Partili Vekil Karaduman, parti olarak Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Ve bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu şartları gördüğümüz zaman, insanlarımıza dokunduğumuzda, insanlarımıza ulaştığımızda, 85 milyon insanımızın feryadını dinlediğimiz zaman, bugün Saadet Partisi olarak yaptığımız çalışmaları sadece bir seçim çalışması olarak değil, adeta bir kurtuluş mücadelesi olarak gerçekleştirdiğimizin de aziz milletimiz tarafından bilinmesini arzu ederiz. Çünkü bugün Türkiye hiç olmadığı kadar birikmiş, ciddi, nitelikli ve ağır sorunlarla karşı karşıya. Eğer bu sorunlar bir an önce çözüme kavuşturulmazsa, bu sorunlar Türkiye'yi gelecekte çok daha ciddi, çok daha yekünde büyük problemlerle karşı karşıya bırakacak. Türkiye'nin bugün bağımsızlığıyla ilgili, Türkiye'nin bugün müstemleke tipi yönetim anlayışlarıyla birlikte ülkenin bağımsızlığının ortadan kaldırılmasına dönük yürüyen maalesef bir süreçle karşı karşıyayız. Bu çerçevede de biz Saadet Partisi olarak 81 il, 973 ilçemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Eskişehir'imizde il teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımızla birlikte bütün ilçelerde hakikaten çok yoğun ve hummalı bir çalışma ortaya konuyor. Bizi de Eskişehir İl Teşkilatımız davet ettiler. Bu çerçevede Eskişehir'de bir gün bir dizi programları gerçekleştirmek üzere buradayız. Karaduman ayrıca Eskişehir'i de çok önemsediklerinin altını çizdi. Elbette ki Eskişehir Anadolu'nun hakikaten en kıymetli, en müstesna, en değerli şehirlerinden bir tanesidir. Eskişehir İç Anadolu'da nüfus bakımından dördüncü en büyük ilimizdir. Aynı şekilde Eskişehir öğrenci potansiyeline baktığımız zaman üniversiteleriyle birlikte Eskişehir aynı zamanda bir öğrenci şehridir. Dolayısıyla bu yani ekonomi altyapısıyla birlikte, sanayiyle birlikte, tarımıyla birlikte Eskişehir hakikaten ülkemizin en stratejik şehirlerinden bir tanesidir. Biz Saadet Partisi olarak da Eskişehir'i bu yönü itibariyle çok önemseriz. Her zaman da en fazla ciddiye aldığımız, önemsediğimiz, en fazla üzerinde çalışma yapma ihtiyacı hissettiğimiz şehirlerimizden bir tanesi olmuştur. Devam edelim efendim. Erenköy mahallesinde TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar artan aidatlara isyan etti. Erenköy mahallesindeki TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar artan aidatlar nedeniyle isyan noktasına geldi. TOKİ yönetiminin yeni temsilcilere çoğunluk sağlanmaksızın devredildiğini anlatan vatandaşlar kendilerine öncesinde bir bilgi verilmediğini söyledi. Aidatların 325 liraya çıktığını belirten vatandaşlar, bölgede yaşayan insanların yoksul olduğunu, gecekondudan geldiklerini ve bu aidatları ödeyemeyeceklerini ifade etti. Burası kendi aidat belirlemişler. Kendilerince 325 lira biri ödüyor, 280 lira biri ödüyor, 225 lira biri ödüyor. Biz sadece tek istediğimiz bize şeffaf olsunlar. Bu şekilde olmaz. Bize nasıl devredildiğini öğrenmek istiyoruz. Yani yetkililerin bize dönüş yapmalarını istiyoruz. Bir sürü borçla devredilmiş, kapıcıların tazminatları bize devredilmiş. Yani çok büyük bir sıkıntının içindeyiz. Yönetim kendi kendine kalkıştı. Biz kimlerin geldiğini, bizim adımıza nasıl imzalar atıldığını bilmiyoruz. Kendileri kabul ettiler, borç olarak kabul etmişler ve şu anki borcu mesela senden benden almak istiyorlar. Yani siz nasıl boş bir kasayı o zaman kabul ediyorsunuz? Bir de adaletli bir şey sistem yok aidatlarda. Aynı binada benden örnek veriyorum. Önceden ben 140 ödüyordum küçük 75'liklerde olduğum için. Şimdi de mesela 250 isteniliyor. Aynı binaya 210 lira isteniyor. Halbuki aynı bina yani fark eden bir şey yok.
Ben de burada 6-7 seneden beri ikamet ediyorum. Bundan 2-3 ay öncesinde zaten insanlar aidata çok fazla zam yapıldığından dolayı TOKED'in ayaklandı. O zaman da 300 lira, 350 kadar olacak denildi aidat. Şimdi 320 lira oldu aidatımız. Biz zaten bunun için ayaklanmıştık. Tekrardan şimdi 320 yapılıyor ve biz apartman olarak, özellikle kendi apartmanımız olarak ayrıyeten bir bütçe çıkardık. O bütçeyle 250'ye kadar düşürdük. Ama biz bunu yönetime sunduğumuzda hayır, biz bu bütçe hazırlandı. Siz kesinlikle ve kesinlikle bunu düşüremezsiniz. Çünkü biz her şeyi yasal ve hukuki yoldan yaptığımız için bize bir yaptırım yaptıramazsınız diyorlar ki bundan öncesinde de biz itiraz ettiğimizde gelin tamam bütçeyi siz de hesaplayın. Siz de bir ortak karar verin. Bu bize de sunun. Eğer makulse, mantıklıysa aidatları düşürelim. Ama biz bunu sunduğumuzda hayır, kesinlikle biz bunu düşüremeyiz. Gelir gider tablosu bu kadar. 12 tane temsilci seçiyorlar her bloktan. Seçilen temsilcilerin hepsi aidat parasını ödemeyecek. Artı ücret ne alacaklarsa bilmiyorum. Ödemeyecekleri için temsilcilerin hepsi bunu kabul ediyor. Demokrat Parti İl Başkanlığı'nın toplantısında Türkiye'de meydana gelen maden kazalarında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İl Başkanı Hüseyin Özcan gündem değerlendirmesi yaptı. Özellikle dezenformasyon yasasına tepki gösterdi. Demokrat Parti haftalık pazar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye'de yaşanan maden kazalarında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İl Başkanı Hüseyin Özcan gündem değerlendirmesi yaptı. Öne çıkan başlıksa dezenformasyon yasasıydı. Özcan iktidarı sert dille eleştirdi. Bize laflarımızı cımbızlatamazsınız. Bize laflarımızı 10 kere düşünerek söyletemezsiniz. Biz doğruları her zaman söylediğimiz gibi, biz doğruları her zaman yüzünüze vurduğumuz gibi, Eskişehir dahil tüm Türkiye'de yüzünüze vurmaya devam edeceğiz. Bu dezenformasyon yasası değil, bu yasa idam yasası bile olsa biz gerçekleri söyleyeceğiz. Çünkü bu yüce Türk milletinin gerçekleri bilme, gerçekleri duyma, gerçekleri yüzüne söyleme hakkını kimse elinden alamaz. Ama bunlar biz söylersek doğru, siz söylerseniz yanlış ilkesiyle Türkiye'de siyaset yapma çabasındalar. Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi tarafından Eskişehir Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Gündüz Alp Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü'nün Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada bu çirkin saldırının hukuk karşısında hesap vermesi gerektiği kaydedildi. Sosyal medya üzerinden Eskişehir Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Gündüz Alp Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü'nün sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret ettiği iddialarına tepkiler gelmeye devam ediyor. Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi tarafından da söz konusu hakaret iddialarına tepki geldi. Şube Başkanı Cihan Taşar tepkisini sert bir dille dile getirdi. Bir soysuz, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve birinci Cumhurbaşkanı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve annesine alçakça, çirkince ve kahpece saldırıda bulunmuştur. Şu anda da Cumhuriyet kenti Eskişehir'imizde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Gündüz Alp Erkek Öğrenci Yurdu'nda müdür olarak görev yapmaktadır. Eskişehir halkı Cumhuriyet'e ve atasına bağlı bir kenttir ve böyle alçakça saldırıları asla kabul etmez ve etmeyecektir. Yetkilileri buradan uyarıyoruz. Kurtarıcımız ve kurucumuz Atatürk'e çirkince saldırılan bu kişi hakkında derhal soruşturma açın ve görevden açığa al. Eskişehir'de her ayın ikinci haftası kurulan antika pazarı, Eskişehirlilerin yanı sıra şehir dışından gelen antika satıcıları ve koleksiyoncular tarafından ilgi görüyor. Eskişehir'de gelenek haline gelen ve yıllardır her ayın ikinci haftasında kurulan antika pazarı, her yaştan antika severi ağırlamaya devam ediyor.
Sabahın erken saatlerinde tezgahların önüne gelen nostalji tutkunları antika pazarında adeta tarih yolculuğuna çıkıyor. Kültürel ve tarihi değeri bulunan eşyaların satışa çıkarıldığı pazara Eskişehirliler yoğun ilgi gösterirken, Eskişehir'in yanı sıra farklı illerden birçok satıcı ve koleksiyoncu da kentteki antika pazarında tezgah açıyor. Göçebe antikacı olarak da bilinen satıcılar şehir şehir gezerek hem koleksiyonunu genişletiyor hem de beraberinde getirdikleri antikaları alıcılara sunuyor. Denizli'den geliyorum. Hep birlik beraberlikle böyle hem mezatlar olsun, müzayedeler olsun takip ediyoruz pazarları. Güzel, güzel bir ortam yaşıyoruz mezatlarda da. Ben bu işe pulla ve parayla başladım. Sonra cep saatini derken bakıra geçtik. Yani Allah'a şükür hem eş dost edindik böyle yani ne bileyim. Zevkli bir iş ve aynı zamanda tarih yani tarih kokuyor buram buram bunlar. Gençlerimize ve koleksiyonerlere de tavsiye ediyoruz biz bu pazarları. Eskişehir pazarı güzel, insanların antikaya ilgisi yoğun. Hatta iç Ege bölgesindeki en iyi pazarlardan birisi diyebiliriz. Biz aynı zamanda Uşak'ta da her ayın ilk pazarı, antika pazarı kuruyoruz. Buradaki ilginin daha yoğun olduğunu gördüm. Çocukluk döneminde pul topluyordum. Daha sonra kendi alanım halk bilimi olduğu için el yazması kitaplar toplamaya başladım. El yazması koleksiyonculuğuyla başladım. Daha sonra ilgi alanlarımız çoğaldı. Bu işe girmeye karar verdik. Yaklaşık 11 yıldır da antika şeyle profesyonel olarak uğraşıyoruz. 14 yıldır mavi kapak toplayarak 800'den fazla kişiye umut olan Eskişehirli dede ve torun özel bir kolejde düzenlenen konferansta öğrencilerle buluştu. Sosyal medyada Dede Torun Mavi Kapak adıyla tanınan Dede Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş, Şehir Koleji eğitim görevlileri ve İyilik Kulübü öğrencilerinin hazırlamış oldukları sosyal sorumluluk konulu programda öğrencilerle bir araya geldiler. Dede ve torun öğrencilerle hem bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında hem de geleceğe yönelik konuşmalar gerçekleştirdiler. Ben ilkokuldayken Ayşe diye bir öğretmenim vardı. Öğretmenimin de özel bir oğlu olduğu için bu konulara çok duyarlıydı. Bir gün sınıf ortamındayız sizler gibi yine. Öğretmenim dedi ki, böyle bir kampanya var. Benim de böyle bir oğlum var biliyorsunuz. Bize her zaman bunu aşılayan çok güzel bir öğretmendi. O yüzden öğretmenlerin değeri bende apayrıdır zaten. Dedi ki, böyle bir kampanya var. Dilerseniz çocuklar bunu biz de yapalım. Sonrasında benim arkadaşlarım grup halinde kapak toplamaya başladılar. Fakat o zamanlar maalesef ben tek kaldım. Demek ki arkadaşım yokmuş, öyle düşünüyorum. Sonrasında arkadaşlarım grup halinde kapak toplarken ben tek başıma toplamaya başladım. Sonra gerekli sayıya ulaşamadım. Dedeme gelip ağlamaya başladım. Dedeciğim, ihtiyaç sahibi kişiye ben yardımcı olamadım diye. Çünkü bunu gerçekten yürekten istiyordum. Sonra dedem bana dedi ki, güzel kızım, sen ağlamazsan gelecek sene hem seni okul birincisi yapacağım hem de ihtiyaç sahiplerine bundan sonra biz yardımcı olacağız. Biz dedemle bu şekilde iki kişi el ele vererek iki kişilik bir yolculuğa çıktık. Biz kapak yollayanlar herkesten Allah razı olsun kelimesini duyuyoruz. Öğrenciler topladıkları mavi kapakları Melike Sarıtaş ve Halit Aydoğan'a hediye ederken 3 çuvallık desteğin çok kıymetli olduğunu söyleyen ikili öğrencilere teşekkür etti. Düzenlenen organizasyon çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası yine unutulmaz bir konsere imza attı değerli izleyenler. Büyük ilgi gören konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da izledi. Eskişehir'in yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi birçok ilden seyirci kitlesi bulunan Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, klasik müziğin dünyaca ünlü eserlerini başarılı konuk solistleri ağırlayarak seslendirmeye devam ediyor.
Son olarak Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, orkestra şefliğini Ender Sakpınar'ın yaptığı konserde konuk solist olarak başarılı genç keman sanatçısı Elvin'i ağırladı. Genç sanatçı senfoni orkestrası ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda muhteşem bir konsere imza attı. Büyük ilgi gören konser sonunda Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve gazeteci Rahmi Turan'la konseri izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, senfoni orkestrası adına şef Ender Sakpınar'la solist Elvin'i gösterdikleri muhteşem performans nedeniyle kutlayarak çiçek takdim etti. Düzenlediği birbirinden özel konserlerle büyük ilgi gören Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, sanatseverleri klasik müzikle buluşturmaya devam edecek. Bu haberle birlikte hafta sonu ana haberimizi noktalamış olduk. Her yeni bir gün güzel haberler sizlerle birlikte olsun diyelim. Görüşünceye dek hoşça kalın.